Merhaba sevgili izleyenlerimiz, Politik'te yine sizlerle birlikteyiz. Malum yerel seçimleri atlattık, efendim herkes koltuğuna oturdu ama hala itirazlar bitmedi. İstanbul'un akıbeti pazartesi günü, bakalım göreceğiz ne olacak, Yüksek Seçim Kurulu nasıl bir karar verecek, hep birlikte merakla bekliyoruz. Bursa'ya bakarsak eğer, Bursa'da sular durgun, herkes yerine oturdu, oturamayanlar şikayetlerini yaptı, onlar karşılıksız kaldı, red aldı derken sular duruldu. İnsanlar, belediye başkanları koltuklarında, makamlarında yol haritalarını belirlediler ve çalışmalara başladılar. Pazartesi itibariyle biliyorsunuz ki Ramazan ayı başlıyor. Bursa yine bir böyle tatil moduna geçer, tüm Türkiye'de olduğu gibi. Sonrasında bayram, sonrasında yaz tatili ve en sonunda sonbaharda tekrar bir canlanmayla hem siyasetin nabzı yükselir hem de iş hayatı canlanır. Bunlar genel rutinler ama belki de çok sıcak bir yaz geçirebiliriz. Niye mi? Yüksek Seçim Kurulu eğer İstanbul seçimlerini iptal ederse biliyoruz ki oldukça sıcak bir yaz bizi bekleyecek. Evet, bu politikte ne konuşuyoruz? Tabii ki siyaseti konuşuyoruz. Bu akşam istedik ki siyasetin, Bursa siyasetinin sevilen, sayılan, uzun yıllardan beri var olan ismi Sayın Celal Gül'ü konuk ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi gördüm sizi. Çok teşekkür ederim. Epey zamandır görüşememiştik. Evet. Uzun zaman sonra böyle bir araya geldik. Çok mutlu oldum. Önce senin nasıl bir gazeteci olduğunu bildiğim için teşekkür ederim. Kendimi hazırladım. Dikkatli olmaya çalışacağım. Estağfurullah. Ondan sonra sorduğunuz suale de cevap vermeye de hazırım. Sohbet etmek için sizi davet ettim. Öncelikle ne istiyorum? Geçmişteki siyaset modelinin neden bugünlerde yapılamadığını. Nedir bu gerginlik? Nedir bu kavga ortamı? Oradan başlayalım mı? Tabii oradan başlayalım. Bir resimle başlayalım. Peki. Bu resim neden kavga ediyoruz'un cevabı. Evet. Bu resim neden kavga ediyoruz? Işıkta biraz parlıyor olabilir ama. Burada Cumhurbaşkanı var, Başbakan var, Genelkurmay Başkanı var, bütün devlet şeyleri var. Muhalefet lideri var orada. Hı hı. Ve bir temel atmaya gidiyorlar. Ne güzel. Evet. Özlediğimiz kareler, evet. Bunlar, fotoğraflar. Yani şöyle, siyaset terbiye meselesi. Siyaset tahta kale işi değil. Siyaset öyle üç günde oldum da ben siyasetçi oldum diyecek kadar basit bir iş değil. Hı hı. Bir mesele, şöyle bir anım var. Sayın Demirel başbakan olmuştu. Üstelik de rahmetli İnönü başbakanlıktan düşürülmüştü. Hı hı. Bu Demirel'in başbakanlığı sırasında, Demirel daha çok genç başbakan. Yani evet, devletin şeyinde bulunmuş, devletin bursuyu da Amerika'da yetişmiş falan filan ama Evet. Devletin muhalefet lideri Başbakan Demirel'i her ayın ilk pazartesi günü başbakanlığın kapısına gelir, Demirel iner onu alır, 1,5 saat 2 saat yukarıda muhalefet lideriyle saygı içinde, sevgi içinde muhalefet etmesine rağmen, hı hı, bütün devletin problemlerini görüşürlerdi. Şimdi onu görebiliyor musunuz? Neden göremiyorsunuz? Çünkü o terbiye yok. Evet, istişare kültürü vardı. Evet, ben bunu şahit oldum kendi gözümle. Sonra mesela bir misal size vereyim. Biliyorsunuz her sene 10 Kasım'da ve Atatürk işte diğer meselelerde Çankaya Köşkü'ne gidilirdi. Rahmetli İnönü, rahmetli Demirel'in, Demirel başbakanken elini omuzuna koyarak şeyden, Atatürk'ün huzurundan ayrılarak yürürlerdi. Evet. Şimdi bizim çok değerli Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini omuzuna koyduğunu bir düşünebiliyor musunuz? Ne güzel. Türkiye bir dakikada rahatlar. Bir dakikada borsa aşağı düşer, dolar bilmem ne hepsi aşağı düşer. Vatandaş helal olsun der. İşte bizim aradığımız huzur, işte bizim aradığımız şey bu der. Milli mutabakat. Bak şimdi Aysun Hanım. Evet. Sen şimdi tecrübelisin bak. 15 Haziran darbesi oldu. Evet. Bu As TV'den çok sevdiğim çocuklar Palas Pandras geldiler, beni aldılar, şeye çıkarttılar. Yayına.
bilmem ne. Evet, televizyon programı. Gittik, oturduk, saçlı sakallı iş, öyle çıkmam ben. Tabii bana bir sürü sualler sordular. O çocukları senin gibi tanımıyorum. Onlar tabii anasının gözü cillop gibi kızlar, böyle bayıldığım kızlar. Bildikleri sualleri sordular. Onlara da bildikleri cevapları vermek için böyle. Bir ara dedi ki bana, bu işin içinden nasıl kalkabiliriz Celal Bey, dedi bana. Ben, bunun kayıtları var. Bunun kayıtları bende var, satır başında var, YouTube'da var falan. Şimdi bu Cumhurbaşkanı çok büyük, bu genç yaşta tecrübeler gördü. Öyle ümit ediyorum ki, dedim, akılları başına gelir ve bu hadiselerden, bu fırtınalardan kurtulmak için milli mutabakat hükümetini kurar, devletimizi, milletimizi meydana çıkartır, dedim. Yapmadı. Koalisyonlar bizi mahveder, dedi. Şimdi aklı başına geldi. Milli mutabakat diyor. Milli mutabakat diyorsun Sayın Cumhurbaşkanı, ama altına 6. maddeyi ilave etmişsin. Ben ne dersem o olacak diyorsun. Öyle milli mutabakat olur mu? Neticede daha ben şeye geleyim. Buralar bugünkü. Evet, ben biraz siyasi nostalji istiyorum bugün. Şimdi Demirel 1964 senesinde, daha evvel Genel İdare Kurulu üyesi. Hı hı. Bunları ilk defa anlatıyorum. Ne güzel. Sizin şansınıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben ağzından dinledim. Şimdi Aysun Hanım, benim burada anlattıklarım %100 doğru olmazsa, yarın beni dinleyenler ve sizin beni buraya getirdiğiniz için, sizin delaletinizle olduğu için yanlış anlatırsam, yarın size suallere muhatap olursunuz. Hı hı. Yanlış anlatıldı, doğru değil bu derler. Evet. Rahmetli Demirel'e sordum. Beyefendi, bir sürü şeyler duyuyoruz ama nasıl başbakan oldunuz? Siz, yani herkes bir şey anlatıyor falan filan. Keyfi de yerindeydi. Bu şekilde aynen sordunuz mu? Aynen, tabii. Allah gani gani rahmet eylesin. Siyasette özgürlük varmış. Tabii. Demirel'in özgürlüğünü tahmin edemez. Evet. Yani bana ne soruyor, ne söylüyorlar sana? Hı-hı. Dedim efendim, işte bir Morrison'dan bahsediyorlar, bilmem bir şeyden bahsediyorlar. Tam ben de sizin, bunu sizden alırsam vatandaşa da ve bundan sonrakilere de anlatırım demiştim. Otur o zaman oraya, dedim. Tuzla'da konuşuyoruz bunu. Tuzla'da onun bir yazlığı var. Evet. Orada. Şimdi ben Amerika'da devletimin bana verdiği bursla okudum. Su mühendisi oldum. Sonra geldim, devletimin hizmetine girdim. Ben devletimin hizmetinde başarılı oldum. Sonra tekrar Amerika'ya gittim, ihtilalde. Hı hı. Morrison firmasıyla Türkiye temsilciliği konusunda anlaşma yaptım. Ben burada inşaat yapacaktım. Nitekim buraya geldim. Ama içimde de Demokrat Partililik olduğu için Adalet Partisi'nin genel idare kuruluna girdim. İşime bakıyorum bu arada. Amerikan Başkonsolosu beni ziyarete geldi. Bana dedi ki, Adalet Partisi Genel Başkanı rahmetli oldu, sizi Adalet Partisi'nin genel başkanlığına ve başbakanlığa istiyoruz. Ben de kesinlikle reddettim. Yani ben siyaset yapmayacağım, ticaret yapacağım dememe rağmen, birkaç defa geldikten sonra Morrison'u getirdiler. Hmm. Morrison dedi ki, evet biz böyle istiyoruz, dedi. Böyle olacak, dedi falan. Ben o kongrede oy kullandım. Saadettin Bilgiç'e rahmetliye oy verecektim. Fakat nasıl olduysa Demirel'e oy verdik ve Demirel ekseriyetle geldi. Sadece Demirel şunu dedi ama. Şimdi ben buraya genel başkan olurum, mutlaka ki başbakan da olurum. Ama bana söz vereceksiniz. Vereceğiniz söze göre ben bunları yapacağım. Nedir? Benim ülkemde demir enerji santralları yok, petrol santralları yok.
efendim tütün fabrikaları yok, ayakkabı fabrikaları yok, 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 yok. Ceman 30 milyar dolara yakın bana kredi vereceksiniz ve ben ülkemdeki bu işsizliği, bu şeyi ortadan kaldıracağım. Bu şartlarda kabul ederseniz ben varım. Ve bunlar kabul ettiler. Bunlar Demirel'e, rahmetliye, bütün şartlarını kabul ediyoruz dediler. Bu 65'te geldi, başbakan oldu biliyorsunuz. Tek başına iktidar oldu. Aysun Hanım, bunu anlatmamın sebebi, bu bizi dinleyen bütün herkes bunun %100 doğru olduğunu bilmeli ve Amerika'nın bize ne yapmak istediğini anlamalı. 2 sene geçti, 67 oldu. Bunlar bize hiçbir yardım yapmadılar. Ülkemdeki insanlar perişan, işsizlik şöyle bilmem ne falan. Demirel bir mektup yazdım diyor. Mektubu okudular, cevap vermediler diyor. Sonra bir mektup daha yazdım diyor. Beni Amerika'ya çağırdılar diyor. Bak vallahi billahi Aysuncuğum, sevgili kardeşim, Demirel'in ağzından aynen naklediyorum. Evet. Oval ofise çağırdılar beni diyor. Girdim, bana otur demediler diyor. Ne istiyorsun sen? Sen aklını mı kaçırdın? Aynen laflar. Senin yerinde bombalarız. Aynı lafları söylüyorum. Ve ben oradan çıktım geldim diyor. O gece diyor bizim konsolosluktan Kilipto'yla mesaj şeyi bildirecektim diyor. Durmadım geldim diyor. Efendime söyleyeyim İhsan Sabri Bey'e Rusya Başbakanı'yla, genel sekreteri o zaman, görüşüp 30 milyar dolar krediyi istedim. 5 gün içinde cevap verdiler. 5 senesi ödemesiz, 30 sene vade, %3 faizle, ama bizde para yok, dolar yok dedim. Soğan patatesle ödeyeceksiniz dediler. İşte bu enerji santralları, bu efendim bakır işletmeleri, işte çinkurlar bilmem neler falan o parayla yapıldı. Ve sen misin bunu yapan deyip Demirel'i 76 senesinde 67 senesinde çok büyük oy almasına karşın 71 muhtırasını verip düşürdüler. İşte bu Amerika bu Amerika yani Rusya'nın da farkı falan yok bunlardan da. Şimdi şöyle, ben bunu anlattıktan sonra Demirel'in de neler yaptığını veya Demokrat Parti'den bu tarafa ne yapıldığını anlatayım. Bir ağabeyiniz olarak. Evet, seviniriz o günleri tekrar. 1947 senesinde bugünkü ne denk gelen bir olay anlatacağım. Bu rahmetli İnönü Cumhurbaşkanı iken, Milli Şef'ken Menderes, Celal Bayar, Menderes, Hasan Polatkan ve Zorlu dörtlü takrir vererek ayrıldılar. Ve ayrı bir parti kuracağız dediler. İnönü demokrat bir düşünceyle bunların parti kurmasına müsaade etti. Fakat seçimlere girdiğinde çok büyük bir galebe çalacakken Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü kadroları biliyorsun seçimlerde gizli oy kullanılır ama açık tasnif yapılır. Evet. Orada açık tasnifi gizli tasnife çevirip o seçimde 46 seçimlerinde Demokrat Parti'nin kazanmasını engellediler. Bundan sonra İnönü tabii rahmetli. Herkes onun için her şeyi söyler de 1950 seçimlerinde hiç bu Halk Parti kadrolarına karıştırmadan bu seçimi yaptı ve Menderes Demokrat Parti iktidara geldi. Şimdi Demokrat Parti iktidara geldiği zaman sizin köyde bilmiyorum bizim köyde şu kapının oraya böyle çiviler çakarlardı. Adına mıh derlerdi. Hı hı. O mıhlara da herkes akşam geldiği zaman çarıklarını bağlar asardı. Evin kızları da onların çamurlarını yıkarlardı o zaman. 1950 senesinde Menderes hükümetinin ilk yaptığı icraat milyonlarca lastik ayakkabıyı adı Cizlavet. Cizlavet. Hı hı.
bu lastik ayakkabıları getirip milletin önüne parasız ayakkabıya kavuştuğumuz senedir 1950. Sonra Demir'e bizi dünyada tanıyan üç devlet var. Bir tanesi Irak, bir tanesi Afganistan, bir tanesi de Pakistan. Bizi dünyanın hiçbir devleti tanımıyor. Erzurum, Kars, Ardahan'da 171. Rus tümeni buraları istiyor. Boğazlarda da Boğazların hakimiyetini ele geçirmek için güç yok ya bu. Yani Türk devleti güçlü değil o sıra, savaştan çıkmış vesaire. Biz geceleri görseniz siz yetişmediniz. Karartmalar yapılır, ekmek, karne. Felaket bir durum yani. Tam anlatamıyorum. Babalarınız bilir bunları. Bir nereden çıktığı belli olmayan bir Amerikan heyeti geldi Türkiye'ye. General MacArthur başkanlığında. Bunlar bizden evvel de Yunanistan'a gitmişler. Yunanistan da bizim gibi perişan. Bize teklifleri şu: siz eğer bu Rus belasından kurtulmak istiyorsanız Kore'de biz savaşacağız, bize birer tane alay vereceksiniz. Biz de sizi Milletler Cemiyeti'ne dahil edeceğiz. Siz de bu Rusya belasından kurtulacaksınız. Ve böyle oldu. O günkü Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nde 4 kişi hariç herkes parmak kaldırdı. Muhalefeti, iktidarı. Rusya çekildi. Ama bunlar başımıza neler getirdi biliyor musun? Bu giden alayla alaydan 1,5 alay geri gelmedi. Oralarda kahramanca öldüler Amerika'nın bilmem nesine falan. Amerika burada bize İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bütün hurdalarını silah olarak sattı. Geldi bizim memleketimize, çörekledi. 101 tane üs kurdu buralara. Ve buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti bugünlere geldi. Bilmenizi bütün gençlere vasiyetim, buradan vasiyetimdir. Kendimiz olmaz isek Rusya'da, Amerika'da, Fransa'da hepsi de bizim parçalanıp bölmemizi isterler. Oralara ramak kaldı. İnşallah bu İstanbul seçimi hayırlısıyla biter. Yine kucaklanırız. Birbirimizi severiz. Bu belaların içinden kurtuluruz. Şimdilik bu kadar. Seçim sonra bitti aslında. İstanbul'da seçim bitti. Sonuç belli ama itirazlar farklı bir boyuta geldiği için şu anda hala böyle bir gerginlik devam ediyor. Ben tabii şeyi merak ediyorum. Rahmetli Süleyman Demirel ve Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti o yıllarda işte neydi? Köylünün partisiydi. Bunları da anlatırım istersen. Evet, onları rica edeyim. Çünkü artık tarım politikalarında ciddi bir başka yöne doğru gidiyoruz. Tarımda üretim kalmadı. İşte o zamanlar patates soğanla ödediğiniz o kredileri. Ödedik. Şimdi patates soğan yok, yok ama. Öyle bir şansımız da yok. Dolayısıyla biraz hani o yıllardaki siyaset nasıl yapılıyordu da bu borçlar ödeniyordu, bu yatırımlar yapılıyordu, o barajlar inşa edildi, o köprüler yapıldı? Harika bir sual bu. Yani bu tabii tecrübesi var yani. Aysun biliyor bunları. Yani biz çünkü genç gazeteciler bunları soramazlar, bilmezler, darılmak yok. Şimdi ben Demirel'i 1964 yılında tanıdım. Demirel sanayileşmeye bakıyor ama 25 ülkeden biriyiz biz diyor. Kendi kendimize yeten. Nüfus o zaman 21 milyon. Ve bunun 27 milyon tonunu üretiyoruz. 7 milyon tonunu ambarlara harp, darp, savaş, yangın, felaket için tutuyoruz. 20 milyon tonu da bizim milletimiz rahatlıkla fiyatlar yükselmeden bunları yiyor. Demirel her nereye giderse gitsin, ben de kaç defa seyahat ettim, otobüsü durdurur, orada bir buğday tarlasının içindeki ekene gider, öbür tarafta
kavun tarlasındaki adamı gider, onları ziyaret eder, konuşur. Hep bu üretimle ilgili onlara nasihatler ederdi. Vatandaşın da şikayeti vardı. Suyumuz yok beyefendi, suyumuz yok. Bak gübreden bahsetmiyor vatandaş. Evet. Fiyatlar çok düşük demiyor. Hı hı. Suyumuz yok beyefendi diyordu. Türkiye'de Süleyman Bey zamanında, rahmetli zamanında bir kanalet fırtınası. Biliyor musun kanalet nedir? Evet. Kanalet fırtınası oldu Türkiye'de. Bütün bu arazilere kanaletler döşendi. Ve 1'e 3 başladı. Yani o suyu tabii su da yoktu. Bir de kuraklık da vardı rahmetli. Onunla da ilgili bir anımı anlatacağım. Ve ziraatla ilgili traktör meselesi vardı. Traktörsüz ziraat karasabanla olmaz derdi. Ve ilk aşamada 20 bin traktörü ithal etti, getirdi, köpşeye verdi. Sonra Türkiye'de bu traktörler nasıl yapılır diye onların planlarını, programlarını yaptı. Şimdi Türkiye'de 2 firma traktör yapıyor. Hı hı. 2 firma traktör yapıyor. Biz yurt dışından buğday, arpa, mısır hepsini elhamdülillah ithal ediyoruz. Bak o adamın köylüye bakış tarzı, bunların köylüye bakış tarzı. Yabancının köylüsünü zengin ediyor bu iktidarlar. O da tam tersini yapıyordu. Arnavutluğa gittik Sayın Demirel'le. Demirel başbakan. Evet. Biraz da gezelim diyorsunuz. Böyle girip çıkacağım. Tabii sevinirim. Çünkü oradan yakalıyorum evet, onu bu evet. Bununla ilgili. Hı hı. Salih Berisha da Cumhurbaşkanı. Salih Berisha'nın Cumhurbaşkanı olacağını Allah uzun ömür versin. Eski Adalet Partisi milletvekilimiz Ertuğrul Mat bize haber verdi. Tanır mısın Ertuğrul Mat'ı? Evet, tanıyorum. Onu al bir gün programına. Tabii ki, seve o bir, seve. Bir değer o. Evet. Ve Cavit Çağlar kulakları çınlasın. Bu Salih Berisha'yı bir gece uçağa attı. Getirdi Türkiye'ye. Burada onu dinledik, konuştuk. Daha seçime vakit var ama. Evet. Fakat Ertuğrul abi bunun danışmanı olmuş. Ertuğrul Mat. Hı hı. Girdi sandığın içine çıktı. Süleyman Bey'in en büyük lafıdır. Seçime girecek adam der, şöyle yapmalı. Halk bir denizdir. Girersiniz, yıkanır çıkarsınız. Doğru. Çıkamazsanız o seçimi kaybettiniz. Bunun üzerine Salih Berisha Cumhurbaşkanı olmasına rağmen Demirel'i davet etti. Şimdi bizim buradaki bu Fethi Koç'un da orada büyük faydası vardı. Bizim buradaki diplomatlar efendim olur mu? Ne var? O Cumhurbaşkanı siz başbakansınız falan filan, iş bozuldu. Fethi Koç gitti bunlarla kavga etti. Onları da biliyorum yani. Evet. Sonra Demirel'le beraber, Demirel bizi 4 kişi gönderdi. 4 araba, bunların içinde Hüseyin Çiftliklioğlu var, İsmail Öztürk, yani organizasyona. Şimdi bu buralar uzun, bunlar çok uzun. Bu eğer anekdot istiyorsan neler var burada? Doğrudur. Yani biz bayrakları oraya asacağız, kurbanları şurada keseceğiz, onları biliyoruz biz. Hı hı. Bir gittik ki bu Tiran'ın caddeleri bizimki gibi böyle değil. Boy, hiç araba gezmediği için boydan boya cadde. Millet dolmuş oraya. Neyse bu işler kazasız belasız oldu falan. O gece geldik saraya. Yani komünist diktatörün sarayında yatırıyor bizi Berisha. Gece saat 3 oldu. Yemek masasındayız. Dedi ki şeye Ertuğrul Mat'a, Salih Berisha ile konuş. Efendim dedi, o da beni çağırdı. Ağlayarak dedi ki, bak. Ağlayarak. Bak. İşte Ertuğrul abi al bunu anlattır ona. Hı hı. Abime söyle.
yarın sabahleyin içecek çayımız, yemek yapacak yağımız, evet yemek yapacağımız yağımız, ekmek yapacak unumuz, bilmem neyi tatlımız, işte yıkanacak şeyimiz yok. Salih Berisha Ertuğrul Matan haber gönderiyor. Kendi söyleyemiyor. Halbuki iki saat aşağıda resepsiyondaydık. Bacağı da kırıktı. Telefonu getirin buraya dedi Demirel. Allah rahmet eylesin. Necdet Sezginöz aradı. Necdet Sezginöz rahmetli Demirel'in başbakanlık müsteşarıydı. Gecenin saat 3'ünde Necdet çarşamba günü burada olmak kaydıyla 2000 ton şeker, 2000 ton yağ, 2000 ton tuz, 2000 ton ton 8000 ton malzeme burada olsun. Bunu çocuklar teslim alacak. Yani biz teslim alalım. Git söyle şimdi Berisha'ya dedi. Salih Berisha da Ertuğrul abi de gittik. Onun da kulakları çınlasın. Salih Berisha'ya telefonda söyledi. Salih Berisha sabahleyin, yarın sabahleyin Sayın Demirel'i karşıladığında ağlıyordu. Nitekim çarşamba günü bunların hepsi geldi. Bütün bunlar geldi. Hatta ben bile orada bir ufak şey vardı. Bir onu sırtıma vurdum ki Arnavutlar görsünler diye. Ve tarıma o parlamento konuşmasında Demirel'in ya 45 dakikalık konuşmasının 15 dakikası tarım diye Arnavutlara orada nasihatler verdi. Kurtuluşunuz oradadır. Mutlaka tarımı üretin. Türkiye'den istediğiniz yardım da 50 milyon dolardır o. Yardım gelecektir, makina, işte gübre vesaire falan filan. Arnavutlar bunu yaptılar. Bu sefer rahat onlara battı, Berisha'yı düşürdüler. Kimler düşürttü? İtalyanlar. Şimdi bu hatıradan sonra Kastamonu Külü'ye gittik beyefendiyle. İnebolu, Safranbolu falan dolaştık. Kastamonu Küre'de bir fabrikada gece yemek yiyoruz. O günlerde hatırlarsanız 4 saat, 5 saat elektrik kesiliyor. Eğildi, Keba'nın müdürünü bulun bana dedi. Şükrü'ye. Şükrü onun korumasıydı. Şimdi telefon telefon yukarıda makamda. Biz aşağıda yemekteyiz. Burada da bir telefon yok. Neyse o Türk gücü kabloyu buldular. Biz Keba'nı ararken ta kabloyu getirdiler. Telefonu Süleyman Bey'in oraya koydular rahmetlinin. Böyle de telefon yok. 03'lerden bağlanacak vesaire bilmem ne. Kastamonu posta müdürünü de kaldırmışlar. O da telefonun başında Keba'nı buldular. Şap diye çıktı. Şimdi duyduğum şu. Demirel soruyor. Süleyman'dı galiba adamın ismi. Su ne vaziyette? Efendim diyor, türbinlere 40 santim aşağıda. Türbinlerden 40 santim aşağıda. Aman mıcıra kaptırma. Bak su bitmiş. Evet. Mıcıra kaptırma. Ve 20 gün geçti geçmedi. Ha yağmurdan bir haberin yok mu dedi. Yağacak gibi değil Sayın Başbakanım dedi falan. Telefon böyle kapandı. 20 gün sonra o yöreye Cenab-ı Allah bir yağmur verdi. Elektrik kısıntısı 2 saate düştü. Neticede bunlar ihtilale geldiler. İkisi birden Hamza Koy'a gittiler. Şimdi bu Rahşan Ecevit bizim akrabamız. Ecevit'le Robert Kolej'de okumuş ama evet. Benim Ecevit'le uzaktan bir yakınlığım yok. Rahşan Hanım'la da yok ama onun dedesi, yani onun babası köyümüzün imamı, öyle diyorlar. Evet. Burada
Dün Hamza Köy'e attılar onları. Ben de sabahleyin Abdülkadir rahmetliye Turan Tayan'a ben Hamza Köy'e gidiyorum dedim. Yahu gitme dediler. Yok gideceğim yani. Ve gittim. Bir Tu amiral karşıladı. Bembeyaz elbisesiyle. Baba yiğit bir oğlan. İçeriye de kan bağı olmadan kimseyi almayacaklar yani falan. Ama ben kestan şekerlerini götürdüm. Belki girerim. Nitekim evet. Dedi ki madem buraya kadar gelmişsiniz buyurun. Ne güzel. Girdik içeriye Aysun Hanım. Şimdi böyle bir şey olamaz. İki tane oda. Burada yatıyorlar. İşte burası da salonları. Balkon burası. Bu balkonun buradan böyle bir tane buzlu cam koymuşlar. Ecevitler de bu tarafta yatıyorlar. Bir 40 dakika falan orada kaldım. Dedi ki bana bu iki kestane şekeri de Sayın Ecevit'e götür. Dedim beyefendi götür. Götürdüm. Kapıyı çaldım. Müsaade elini öptüm. Onu da oraya götürdüm. Kapıda kaçtı. Gravatlı. Hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk Sayın Başbakanım dedim. Ben Rahşan Hanım'ın akrabasıyım dedi. Öyle mi dedi? Evet. Biz aynı göl ve köylüyüz ikimiz de falan. Bir 10 dakika sürdü ondan muhabbet. Sayın Demirel size getirmemi söyledi dedim. Oradan ayrıldım geldim. Bu unutamayacağım bir hatıradır. Demirel'in o günkü şartlarda çok kızışmış olan şartlarda bile şeye kestane şekerini göndermesi herhalde onlar zaten birkaç gün kaldılar orada yakınlaşmışlardır. Öyle düşünüyorum yani. Yoksa boş ver yürü git derdi bana demedi. Şartlar eşit olunca evet. Durumlar belki değişmiştir. Peki yani şimdi Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi Bursa'nın yani Bursa daha doğrusu o siyasi partinin kalesiydi. Ne oldu da bugün buralara gelindi? Şimdi Aysun'cum benden nasıl bir konuşma bekliyorsun? Gerçekleri tabii ki. Şimdi bak biz Demokrat Partiliyiz. Evet. Yani benim buram kes Demokrat Parti. Biz yani. Rahmetli babam Cumhuriyet Halk Partiliydi. Anam Demokrat Partiliydi. Biz anamın tarafından Demokrat Partili olduk. O gündür bugündür. Ayrılmamız söz konusu olmaz. Şimdi hadise şöyle. Yani yaramı deştin de. Şimdi Demokrat Parti 1994'ten 2019'a kadar çoluğun çocuğun elinde kaldı. 94-2019. Tabii. Bugüne kadar. Şimdi Demokrat Parti'nin tabanıyla konuşmuyorum bunu. Tavanıyla konuşuyorum. Hı hı. Mehmet Ağar geldi gitti. Süleyman Soylu geldi gitti. Öbürü geldi gitti. Parti darmadağın oldu. Kimse partinin umurunda falan dedi. Şimdi bu çocuk, bu Gültekin duysa bacayı tutturuyor. Bir o kaldı. O satmadı. O kaldı. O arzu ediyordu. Kendisi milletvekili olsun. Allah ona onu nasip etti. Fakat Aysun Hanım, biz barajdan düştüğümüz zaman bizim oyumuz 150 bin eksikti. Şimdi 10 binde 16'yız. Bizde bir yanlışlık var. Yürütemiyoruz. Bir şey yapmamız lazım. Bir hareket yapmamız lazım. Milletin huzuruna çıktığımız zaman millet bize itibar etmesi lazım. Millet bize itibar etmiyor. İyi Parti'ye itibar ediyor. Millet bize itibar etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne itibar ediyor. Bunu bir şey yapmak lazım. Şimdi bunu konuştuğun zaman genç arkadaşlarımız anlayamıyorlar meseleyi. Diyorlar ya Celal abi ya sen yapma değil oğlum. Biz gidiyoruz siz geleceksiniz. Bir doğruyu bulmamız lazım.
Bunun için düşündük, taşındık. İlk defa sana açıklıyorum. Teşekkürler. Bunun notunu al. Peki. Bundan 5 sene evvel. 2014. Ne yapalım partimizi ayakta tutabilmek için ne yapalım diye değişik teşebbüslere girildi. Bu teşebbüslerin 4 tanesi akim kaldı. Korktular, ayrıldılar. Efendime söyleyeyim, yok parasızlıktan ayrıldılar. Yok işte o tarafta sensin, bu tarafta ben olayım dediler falan. Birbirlerine düştüler. Ancak sonra biz bundan 8 ay evvel bir oluşum kurduk. Birçok bakan ve birçok parlamenterlerin bulunduğu, eski il başkanlarının, ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının, belediye meclislerinin bulunduğu bir kadroyu gerçekleştirdik. Bunun adına çoban ateşi diyorlar. Hı hı. Duydun mu sen bunu? Duydum. Bu çoban ateşinin başına Galatasaray Kulübü'nün eski ikinci başkanı, adamın ismini unuttum şimdi. Müsaade edersen söyleyeyim sana. Peki. Bununla konuştum. Pazarlık ettim. Adnan Öztürk. Evet. Adnan Öztürk'ü Bursa'ya davet ettim. Şeyle beraber, Bedrettin Dalan'la beraber. Hı hı. Konumuz Atatürk ilke ve inkılaplarını konuşmak. Ama bu şeyi de, bu Adnan Öztürk'ü de, çünkü Adnan Öztürk'ün anladık bir yere gelmek istiyor. Parası da var. Adnan Öztürk'le de burada Çelik Palas'ta yaptığımız ilk toplantıda yan yana geldik ve kendisine açık açık teklif ettim. Adnan Bey, siz siyasi bir faaliyetin içine girmek istiyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Peki isterseniz ben ve arkadaşlarım sizi pek memnuniyetle kabul ederiz. Siz bizimle, yani merkez sağda bir oluşumun başında olmak ister misiniz? Pek memnun olurum. Birinci ağızdan dinliyorsun. Hı hı. O zaman şurada benim bir arkadaşım var, milletvekili arkadaşım, onu da çağıracağım buraya. Bundan sonraki görüşmeleri onunla yapacaksın. Olur. İbrahim Artvinli arkadaşım var benim. Kocaeli milletvekili. Onu çağırdım. Konuştular. Biz burada programı yaptık. Çok beğenildi. Sonra ilk randevuyu aldı. İbrahim geldi bana, dedi ki tamam abi, bu adamla biz yürürüz paradan dolayı. Çünkü parasız yapamıyoruz Aysun Hanım. Para siyaset şart. Siyaset eşittir para. Birinci toplantıyı yaptık. Aşağı yukarı 15-16 bakan, bunların resimlerinin hepsi var bende. Hı hı. Eski milletvekilleri, efendim belediye meclisleri vesaire. Konrad Otel'de bir toplantı yaptık. Orada kalktım, herkesin huzurunda, Rıfat Serdaroğlu başkanımız da var, Mehmet Gazioğlu da var, bütün bakanlar oradalar. Dedim Adnan Bey, sizinle nasıl tanıştığımı anlatacağım. Bu anlaşmanın teyidini sizden bekliyorum. Siz de bize bu teyidi, bana söylediğiniz gibi bu teyidi kabul ettiğinizi ifade etmiştiniz. Para konusunda sıkıntı olmaz demiştiniz. Bunları söyleyeceksiniz dedim. Adam söyledi. Tamam. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok dedi. Ben bu kadroyu hayatımda görmedim. Sizin de yola yürüyeceğim dedi. Tamam. Sonra Çanakkale'de toplantı yaptık. Geldi, konuştu. Millet ayakta alkışladı bunu falan. 15 gün sonra
adam telefon etti, dedi ki bana ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığını teklif ettiler. Evet. Ben sizinle beraber değilim. Ama o zamana kadar Adana'da büyük bir kapalı spor salonu yaptık. Çok korkarak gittik. 1600-1700 kişi vardı. Oradan Çanakkale'de yaptık. Bu da geldi. O kalabalığı gördü o soğukta. Oradan Antalya'dan yaptık. 5-6 bin kişinin huzurunda. Oradan İzmir'e geldik. Yine keza öyle. Muhteşem topluluklar vesaire bilmem ne. İzmir Belediye Başkanı adayları da geldiler o toplantılara. Ve biz oturduk, düşündük, taşındık. Bu hareketi milletin hareketi olduğunu ve bu hareketin başına da şimdilik Rıfat Serdaroğlu'nu oy birliğiyle kabul ettik. Bunun Demokrat Parti'ye karşı hiçbir tarafı yoktur. Ama bir topluluğu gerçekleştirip ileriye yürümek için bu kalabalıkları bu arkadaşlarımız şahsi güçleriyle toplayıp şimdi Elazığ, Van, Kars, Ardahan, Diyarbakır oralarda bütün o 18-19 bakanımız çalışıyor ki oralarda da yazda hareketlendirelim diye. Onun başlangıç nicabesi şöyle olmuştur Aysun Hanım. İlk Adana'daki, bunu veriyorum sana. Teşekkür ederim. İlk başlangıç böyle olmuştur. Bunu oradan seyrediyorlar. Acaba bunu gösterebilir miyiz? Görebilirler mi? Evet, böyle gösteriyoruz. Evet. Şimdi devam ediyorum. Biz yine dönelim orasını. Tamam. Peki Adnan Bey'e ilçe başkanlığını teklif eden kim? İlçe belediye. Cumhuriyet Halk Partisi. Ama onun şey olduğunu anladık yani. Yani Adnan Bey gibi bir adam oraya ilçe başkanı şey ilçe başkanı değil ilçe belediye başkanı. Yazık oldu Adnan Bey'e. Çok büyük bir şey kaçırdı. O yani bu bir şey meselesi. Sonra arkadaşlar bunu kapadık, bu bitti. Demirel'in bir özelliği daha vardı. Demirel çok yufka yürekliydi. Bir tanesi Demirel'e küfür ediyor. Yani hakaret ediyor. Bir tanesi kim? Bir vatandaş. Şimdi bu tabii polis bunu yakalıyor. Savcı çarp içeriye atıyor. Demirel'e gelmiş bunun haberi. Rahmetli Demirel Yaşar Topçu'yu, bakanımızı çağırıyor. Yahu Yaşar, ya adam bize küfür etti diye adamı niye içeri atıyorsunuz kardeşim? Benim haberim yok sayım. Git bul adamı, çıkar, şey yap. Derdini dinle, bak falan. Şimdi tabii o zamanki yargı böyle değil. Şimdi Yaşar Topluyor bakan gidiyor oradaki savcıya, diyor ki ya kardeşim işte Demirel davacı değil diyor. Gelsin ifade versin diyor buraya. Oho, çok güzel. Ama öyle olması lazım. Tabii ki öyle olması lazım. O da diyor ki ben onun vekiliyim. Evet. Buraya geldim. İfade veriyor. Savcı o ifadeye rapten adamı bırakıyor. Aynı şimdiki gibi. Yani savcı arasa dese ki Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sizi ifadeye çağırıyorum. Hayır, o zaman dese gelecek Cumhurbaşkanı. O, anlıyorum. Şimdi uyarlarsak eğer diyorum. Ya, şimdi savcı. Evet. Şimdi bak bunu neden anlattım Aysun Hanım biliyor musun? Bir arkadaşımız, bir tanesi Bursalı. Yargıtay'da bir işi var. Bana rica etti. Ya Celal'cim beni beyefendi bir abi. Bak bu işleri beyefendiye götüremeyiz. Hı hı. Ya Allah aşkına abi, bak bunu götürürsen Demirel seni refüze eder. Ya sen beni yanlış anladın. İşte sen bunu şey yapıyorsun böyle. Peki gel. Gittim. Konuttaydı rahmetli. Arkadaşımı da götürdüm. Takdim ettim. Buyur kardeşim. Dedi ki efendim ben anlatmadım ama bir şey. Evet. Çünkü bana diyecek ki niye getirdin o zaman? Doğru.
Başınıza geleceği biliyorsunuz. Evet. Efendim işte şöyle işte böyle falan, ben Yargıtay'la ilgili bir şey yapamam size. Benimle ilgisi yok onun dedi. Yargıtay karar vermiş, istiyor ki Demirel bozdursun. Evet. Biz korkardık bunlardan, biliyor musun? Bu ya Aysuncum, gerçekten savcılardan bilmem nelerden falan çekinirdik, çünkü onlar ayrı bir devlet yani onlar. Doğru. Evet, şimdi öyle değil tabii. Şimdi bu adam İstanbul'da seçimi aldı. Öyle de aldı, böyle de aldı. Hiçbir kaçar tarafı yok adam. Islak imzalı yaptı, buldu. Şimdi günlerdir dinliyorum tabii. İşte öyle şeyler bulmuşlar ki işte 100 tane adamı çağırmış da ifadelerini alıyormuş da falan. Evet. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım haberin olsun, seni aldatıyorlar. Bu Ekrem İmamoğlu oradan aşağı iner, çarıkları giyerse hiçbirimiz onun dışında kimseye oy vermeyiz. Bak ne dediğimi anladın mı? Ben Halk Partisi'ne oy vermem. Ama bizi sürükler, götürür. Çünkü adam belediye başkanına gelirken sıcak bir hava yaydı. Milletin moralini yerine getirdi. Sen ne yapıyorsun sen? Bunların lafına bakıyorsun ya. Adam belediye bak, bırak oy olsun. Niye milletin şeyini kanatıyorsun? Kandırıyorlar adamı. Bunu söyleyeyim yani. Şimdi bu baraj yapılıyor. Doğancı Barajı. Onun altında Misiköy'ü. Biliyorsun sen Misiköy'ü de. Yani. Orada da en güzel şaraplar olur. Şimdi yok tabii. Rahmetli Demirel geldi, köprünün temelini, barajını attı. Misiköy'ünde de çayını mayını içti gitti. Aradan birkaç sene geçti. Baraj devam ediyor. Ankara'ya gideceğim, onu görüp gideceğim, diyeceğim ki efendim şöyle olmuş, öyle alıştırdı bizi. Bir tanesi Misiköy'lü biri dedi ki, ya dedi bu Demirel dedi bizim düşmanımız mı dedi ya. Barajı buraya yaptı dedi, ya dedi bu baraj patlarsa dedi. Şimdi adama verecek cevap bulamadım. Yani bu baraj patlarsa... Gittim Demirel'e dedim ki böyle böyle diyorlar efendim dedim. Biz bu barajı çok büyük bir sistemle yaptık, patlamaz. Ama o öyle diyorlarsa o Misiköy'ü falan oradan kaldırttırır. Orayı şehir bölgesi ilan ederim. Biz onları düşünmedik mi? Biz bu işin içinden geliyoruz. Feli geldi. Geldim burada adam yokmuş. Muhtara dedim ki burada dedim Ali Ağa vardı böyle söyledi. Barajın patlama ihtimali hiç yok. Eğer ısrar ediyorlarsa barajı değiştiremeyiz, Misiköy'ünü kaldıralım oradan diyordum. Yaman abi dedi ya bırak sen bunun laflarına ne bakıyorsun? Bunun dışında Doğru Yol Partisi Bursa'ya kurulmaya geldiği gün Demirel hapiste. Zincir bozandı. Her hafta salı günü gidiyoruz. Onlara yoğurt götürüyoruz. Yoğurdun şu altını yüksek yaptırdık. Mektupları buraya yapıştırıyoruz. Asker buna bakacak, buraya koyuyoruz. Asker süngüyle buna bakıyor. Sonra da bakraçlarından tutup doğru aşağıya götürüyor. Mektupları görmüyor. Tabii. Onlar da eski bakraçları gönderiyorlar bize aynı evet. şekilde. Karşılıklı mektuplaşıyorsunuz. O mektubu da bütün ülkeye burada Işığın Oteli'nde, Yıldız Oteli'nde evet. teksir yapıyoruz. Bütün ülkeye dağıtıyoruz. Böyle bir zaman yaşadık. Sonra Aysun Hanım, Demirel oradan çıktı Bursa'ya geldi. Esasında... Bende o kaset var. Türkiye'de kimse de yok. Onu kullanabileceğini bilsem orada Demirel'in bir 45 dakikalık bir basın açıklaması var Çelik Palas'ta Aysuncu. Bugünleri teker teker anlatıyor. Diyor ki bir misal milletin gündemiyle hükümetin gündemi ayrı diyor. Millet
açlık, perişanlık içinde diyor, parasızlık, işsizlik peşinde diyor. Hükümet, bu hükümet, belediyeyi nasıl ele geçiririmin içinde diyor. Daha güzel şeyler de var. Onları da bir gün sana vereyim. Çelik Palas'ta o 6 Nisan'da 1 milyon kişinin gezdiği, yürüdüğü büyük bir miting yaptık Süleyman Bey'le. Süleyman Bey zincir bozana haber göndermişti. Buradan, bu hapishaneden çıkarsam ilk geleceğim yer Bursa'dır demişti. Nitekim geldi. Ondan sonra orada zaten o alev oradan tutuştu. Sonra sırayla geldik. Yasakları kaldırdı Demirel. Rahmetli Özal. Böyle bu siyaset çok namkör. Evet. Hayat böyle. Evet. Tabii konuşacak o kadar çok şey var ki saatlere sığmaz. Ama bence bunları kitaplaştırmak lazım. Bunları geleceğe taşımak lazım. Bunları yazdım. 300 sayfam var. Çok güzel. Aysun'cum bunlar şey olacak. Redaksiyon mu diyorsun? Evet. Şimdi senden evvel bunlar böyle duruyor bende. Bütün daha neler var da işte yani İstanbul'dan çıkıyorum dedi. Artık o 75'li yıllar seçimleri kaybetmişiz. Ecevit gelmiş. Bizim etrafımızda bizimle beraber olanlar Ecevit'e gitmiş. Hı hı. Biz düşmüşüz. Yani bu 2 kere 2 4. Evet. Şimdi nasıl AK Parti'ye gidilirse, şimdi nasıl AK Parti'den dönüp bu tarafa geleceklerse. Aha Celal abin söylüyor bunları sana. Dedi ki bu şeyi milliyetçi cephe hükümetini kuracağım. İzmit'in tam göbeğinde işte İstanbul'u, Balıkesir'i, Bursa'yı, Manisa'yı, efendim işte şeyi, Sakarya'yı falan bir miting yapalım orada. Nitekim herkes çalıştı falan. O meydan doğdu, var 500 bin kişi. Süleyman Bey bir konuşma yaptı, gitti. Hemen Ankara'ya gittiydim, kalabalık da orada falan. Süleyman Bey orada anlatıyor, dinliyorum. Taşıma suyla değirmen dönmez. Biz bu seçimlere böyle giremeyiz, akıllı çalışmamız lazım dedi. 79'da çalıştık, kazandık. Akıllı çalıştınız, kazandınız. Tabii akıllı çalıştık. Hı hı. Ve orada, şimdi bu Ecevit'e kızıyorsunuz ya, kızmayın. Bakın adamın nasıl bir demokrat aldığını benden duyacaksın. Şimdi bu 79 senesinde 33 senatörlükle 5 milletvekili, 35 senatörlükle 5 milletvekili seçimi vardı. Evet. Biz bu 35 senatörlüğün 33'ünü, 5 milletvekilinde 5'ini Adalet Partisi aldı. Ama azınlık. Ecevit hükümete devam edebilir. O gün onun o demokrat hareketini unutamıyorum. Çıktı Büyük Millet Meclisi'nde dedi ki biz ne kadar hükümet isek de Adalet Partisi seçimleri kazanmıştır. Biz hükümeti Adalet Partisi'ne devrediyoruz ve onu sonsuz destekliyoruz. Demokrasi bu. Demek ki geçmişte olmuş olmayacağı anlamına da gelmiyor. İsteyince yapılıyor. Yani peki. Onu becerdi. Yani ben onu takdir ederim. Peki. Ne yazık ki süremin sonuna geldim. Hiç reklam arası vermeden tam bir saattir söyleşiyoruz sizinle. Daha doğrusu siz anlatıyorsunuz keyifle, bizler de dinliyoruz. Ne yapayım şimdi yani? Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Oldum. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiniz. Her zaman. Buradaki arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Aysun Hanım, ben 76 yaşına geldim. Maşallah. Allah uzun ömür versin hepimize. Amin. Şu bildiklerimi çocuklarıma anlatmam lazım. Bak, sana bir şey anlatayım. Devam ediyor muyuz? Çok kısa vaktimiz var. Hemen söylüyorum. Balıkesir'de bir kızım var benim. Evet. Balıkesir İYİ Parti'nin 6 Eylül ilçe başkanı. Hı hı. Bizim şey bilir Sibel Hanım. Hı hı. Bu kız hiç siyasetle falan ilgisi yok. Bunu bana getirdiler. Ben bunu burada öğrettim, yetiştirdim. Gitti ilçe başkanı oldu. Nasıl başarılı biliyor musun sen? Nasıl başarılı anlatamam sana. Onun yanında Tülay diye de bir kız var. O daha evvel Bursiyat'ın genel sekreteriydi burada bizim yanımızda. Evet. Şimdi bu bizim
şeyde Sibel de öyle. Hı hı. Bunlar fırtına gibi çocuklar. İyi Parti'ye kaptırdınız ama. Gitsinler ne yapayım? Ben ne yapabilirim ki yani? İsrar ettim, gitme kızım dedim. Ama o ne dedi? Celal Bey dedi, benim de geleceğim var. Ben de çoluğumu çocuğumu düşünmek bak. Herkes böyle düşünüyor yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bilmediğimiz, duymadığımız çok güzel şeyler paylaştınız. Şunu da böyle göstereyim. Bunu görünce de hep Nazlı Ilıcak aklıma geliyor. Şimdi İşte o Nazlı Ilıcak meselesi bu. Hmm, 1960 ihtilalinin ertesi günü çıkan gazetedir o. Ne güzel belgeler, bilgiler elinizde. Ne diyor bak, ne diyor? Evet, milletçe bayram sevinci. Görüyor musun? İhtilal olmuş, tercümanın yazdığı yazı o işte. Evet, bayram yapmışlar ihtilal olunca, evet. Ne mutlu. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün de politiğin sonuna geldik. Tabii ki geçmişte siyaset yapmış, siyasetin duayen isimleriyle keyifli sohbetler yapmak öyle her zaman nasip olmuyor. Çok sağ olsun Celal Gül, davetimizi kırmadı, bizimle anılarını, yaşanmışlıkları paylaştı. Bitti mi? Daha anlatacak çok şey var. İlerleyen programlarda yine kendisini daha uzun sürelerde konuk etmeyi arzu ettiğimi buradan sizlerle paylaşmış olayım. Çok teşekkür. Ne diyelim? Güzel bir hafta sonu olsun. Evet efendim, hafta sonu Hidrallez. Çok güzel şenlikler olacaktır. Herkes doğaya koşacaktır. Umarım hava da el verir ve güzel bir hafta sonu geçirir. Pazartesi yine bizlerle birlikte olursunuz. Pazartesi sabahı gün arasında tekrar buluşmak dileğiyle. Keyifli, huzurlu, sağlıklı, çok mutlu bir hafta sonu diliyorum herkese. Hoşça kalın, esen kalın. Teşekkür ederiz.